HDP bildiğiniz gibi. PKK'nın cenazesinde buluştular, tabuta omuz verdiler. O anlar birazdan ATV Ana Haber'de. Mehmetçik aralıksız yürüttüğü operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor, PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Şimdi o operasyonlardan birinin hemen sonrasını getireceğiz ekranlarınıza. Kahramanlar birliklerine dönerken son günlerin fenomen türküsü Erik Dalı'yla coşuyor. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Hülya Eroğlu geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta öldürülmüştü. Az önce getirmiştik ekranlarınıza. İşte o hain için dün gece Diyarbakır'da cenaze töreni yapıldı. Cenazede tanıdık isimler bir kez daha kameraya yakalandı. HDP'li vekiller yine bir terörist cenazesinde bakın nasıl görüntülendi. HDP'li vekiller yine şaşırtmadı. Bir kez daha terörist cenazesinde boy gösterdiler. Teröristin tabutuna omuz verdiler. Delal Ahmet Kod adlı 43 yaşındaki Hülya Eroğlu PKK üst düzey yöneticilerindendi. Aranan teröristler listesinde de kırmızı kategoride yer alıyordu. Başına tam 4 milyon lira ödül konan kadın terörist geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta öldürüldü. Hainin cenazesi gece saatlerinde Diyarbakır'a getirildi. Cenaze töreninde tanıdık isimler vardı. HDP'li 3 milletvekili Feleknaz Uca, Sibel Yiğital ve Berdan Öztürk bir kez daha terörist cenazesinde sahneye çıktı. HDP'li vekillerin hainle hukuku öncelere dayanıyor. Bu fotoğrafta onun kanıtı. Yer Kandil, PKK'nın yönetici kadrosu ve HDP'liler aynı karede. Terörist cenazesinde boy gösteren HDP'li 3 vekil için İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Şimdi birkaç fotoğraf karesi getireceğiz ekranlarınıza sayın seyirciler. Anadolu Ajansı'nın haberine göre PKK üyesi olduğu ve eylem için İstanbul'a geldiği tespit edilen Baber Kod adlı Yunus Sanamalı'ya ait bu fotoğraflar. Habere göre emniyet ve istihbarat birimleri PKK'lı teröristin kısa süre önce İstanbul'a geldiğini belirledi. Teröristin yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği söyleniyor. Ve yetkililer şüpheliyi gören vatandaşları polise ihbarda bulunmaları konusunda uyarıyor. Yakalanması için de operasyonlar aralıksız devam ediyor. FETÖ'nün kuyruğuna takıldı, ülkesinden kaçtı. Şimdi Amerika'da lüks içinde yaşıyor. Bir vatan haini portresi. Birazdan ATV Ana Haber'de. Evet, FETÖ'cü hainin Amerika'da lüks içinde yaşadığı biliniyordu. Görüntüler ortaya çıktı. Ayrıntıları az sonra ekranlarınıza taşıyacağız sayın seyirciler. Ama öncesinde Amerika'daki FETÖ'cülerin etki altına almaya çalıştığı sinema sektöründen haber var. Yakın geçmişe kadar Türkiye'deki örgüt elemanlarına diziler yoluyla mesaj veren FETÖ'cüler, şimdilerde kirli oyunlarını Amerikan dizilerinde hayata geçirmeye çalışıyorlar. İşte örnekleri. Yuri Shaheen is a visiting professor at Georgetown University. He abides by our laws and he is welcome. Terörist başı Gülen'i demokrasi aşığı olarak lanse ettiler. Our intelligence shows that the coup attempt was carried out by a faction of the Turkish military. Mr. Shaheen had nothing to do. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bomba patlattılar. FETÖ finanse ettiği film şirketleri üzerinden Türkiye'yi karalamayı sürdürüyor. Designated Survivor, Hollywood'un politik dizilerinin son halkası. Yapımcısı ise FETÖ'nün fonladığı iddia edilen Netflix. Film platformu Türkiye'de vergi mükellefi değil ama yüz binlerce müşterisi var.
ABC televizyonunda yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde FETÖ elebaşı Gülen'i simgeleyen Nuri Şahin karakteri, demokrasi aşığı, vatansever bir devrimci, ılımlı bir düşünür ve eğitimci olarak tanıtıldı. Hem de Amerikan başkanının ağzından. Nuri Şahin is a visiting professor at Georgetown University. He abides by our laws and he is welcome. Bir skandalda BCI Media Impact tarafından yapılan, yine ABC televizyonunda yayınlanan Family Gates adlı çizgi filmde yaşanmıştı. Ayasofya Kilise olarak gösterilmiş ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir patlama gerçekleşmişti. İşte FETÖ'nün Gazeteci ve Yazarlar Vakfı üzerinden fonladığı bu şirketin de 109 milyon abonesi olan Netflix'te bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Hazır söz FETÖ'den açılmışken yine Amerika'da kayda geçen o hainin görüntüsüyle devam edelim. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür San Francisco'da görüntülendi. Bir kafe işleten Şükür ve ailesi lüks içinde yaşıyor. İşte o anlar. 3 milyon dolarlık evde oturuyor. Lüks arabalarla dolaşıyor. FETÖ firarisi Hakan Şükür Amerika'da gününü gün ediyor. FETÖ'nün futbol yapılanmasındaki önemli isimlerden Hakan Şükür 19 Kasım 2015'te Amerika'ya kaçmıştı. Firari Şükür, San Francisco kentinin en işlek caddelerinden birinde kafe restoranı açtı. Ve o mekan kısa sürede bölgede yaşayan FETÖ'cülerin buluşma noktası oldu. Şükür ve ailesi Türkiye'de cezaevinde olan akrabalarının ya da her an yakalanma korkusuyla yaşayan on binlerce FETÖ'cünün aksine lüks içinde yaşıyor. İkamet ettikleri evin bedeli 3 milyon dolar. Şükür bu evde kiracı ama kira da hiç yabana atılacak gibi değil. Aylık 6.850 dolar. FETÖ firarisi Şükür'ün evinin çatı kenarları 25 Aralık'ta kutlanacak Noel için ışıklarla süslendi. Kapısının önünde ise Cadılar Bayramı'ndan kalan bal kabakları var. Yani FETÖ'cü Şükür ve ailesi Amerika'ya kısa sürede ayak uydurmuşa benziyor. Şükür'ün arabaları da evinden aşağı kalmamış. Kapısının önüne park ettiği 3 lüks cip oldukça pahalı.